Cemal ve sevgi dolu merhabalar. Nisa'ca YouTube kanalıma her biriniz sevgiyle hoş geldiniz. Bu arada uçukladım, uçtum. Evet, videomuzun konusu çok güzel bir konu. Özellikle bayanları ilgilendiren ve mutfakta sıkça kullandığımız, kullanma gereği hissettiğimiz bir konu. Cam, kavanoz, bardak. Bütün cam nesnelerin üzerine rahatlıkla ve kolaylıkla uygulayabileceğimiz, üstelik bunu uygun fiyata getirebileceğimiz. Gerçi etiketler çok pahalı değil ama yine de mesela özellikle hem el emeği olması hem de istediğimiz yazı karakterini seçebilmemiz açısından bu çok mühim bir konu. Şimdi ben neden bugün konuşamıyorum. Neden bu videoyu şu anda okulda çekiyorum? Çünkü dersim şu anda boş. Arkadaşları bekliyorum. Son dersteyiz. Şimdi buradan istediğim karakterde bazı evde düzenleyecek olduğum gıdalar için yazılar yazacağım. İşte çiğ badem, işte fındık, fıstık vesaire gibi. Daha sonra evde yıkayıp temizlemiş olduğum ve güzel bir kapak almış olduğum kavanozların üzerine bunları yapıştıracağım. Affedersiniz, biraz sağlıklı beslenmeye başladım da kategori kategori bunları ayıracağım. İşte kuru kayısım var vesaire gibi. Neyse, lafı fazla uzatmıyorum. Ez cümle, cam kavanozlarımızın, saklama kaplarımızın üzerine etiket yapıştırmayı bugün kolaylıkla öğrenmiş olacağız. Dilerseniz sizler de benim gibi bunu evde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. O halde hadi bakalım yazı karakterlerimizi yazalım ve yapmaya başlayalım. Şu yazılarımı yazacağım. En son bunu istediğim yazı karakterinde ve büyüklüğünde seçip daha sonra yazıcıdan çıktı alacağım. İyi bir marka bir yazıcı kullanırsanız ve toneri biraz içinde yoğun olursa çok iyi olur. Çünkü yazımızın canlı bir yazı olması gerekiyor ki yapıştırdığımız zeminin üzerinde gerçekten belirgin ve güzel dursun. Her daim keyifçiyim ya arkadaş. Her daim keyifçiyim. Bir yandan kahvemi yudumlarken bir yandan da bunu hazırlıyorum. Yazdım şöyle. Şimdi ben diyetisyene başladım arkadaşlar. Programlı ve düzenli kilo vermek istediğim için. Bundan önceki vloglarımı da zibilyon kere zaten zikrettim. Şimdi kilo vermeye çalıştığım için, yani çalıştığım için değil, kilo vereceğim için kelimeleri seçmek çok önemli artık. Bunu da çok iyi öğrendim aldığım eğitimler sonucu. Şimdi kayısı en çok listemde ara öğün olarak tüketmemi tavsiye edilen şeyleri ben buraya hazırladım. Bir de mesela şu okuldaki kupamın dışındaki şeyler çıkmış gördüğünüz gibi. Bunu zaten şöyle kazınıyor, bakın bu. Kazındığı zaman çıkan bir boy olduğu için bunu güzelce telle çıkaracağım. Ve şu şekilde yine istediğim karakterde Nisa yazısına okuldaki fincanın üzerine yapıştıracağım. Bir tane daha fincanım var. Onu da bir kahve şeklinde yine yapıştırmayı düşünüyorum. Bakalım yazı karakterini şimdi buradan girelim. Girişe basıyorum arkadaşlar. Daha sonra yazı çeşitliyorum. Önce bir boyutuna bir ayarlayalım. Mesela 14 yapsak. Şöyle seçmeyi unuttum. Pardon. Seçiyoruz. Daha sonra buradan yazı boyutunu. Mesela 14 küçük geldi bana. 16 da küçük. 20, 22. Yazı karakterimi bu şekilde seçtim. Eğer hangi yazı karakteri diye soruyorsanız da hemen söylüyorum. Brush Script MT diye bir yazı. Yazı karakterinde 32 yaptım. Şimdi bunu 2 sayfa çıktı alacağım. Mutlaka 2 sayfa çıktı alın. Çünkü şey oluyor, bazen olmayabiliyor. Tekrar yapıştırmamız gerekiyor. Bakalım son kez şöyle bir yanlışlık var mı falan. Evet, kayısı, badem, fındık, hurma, leblebi, ceviz ve okuldaki kupalarıma ve tabii ki Almanca öğretmen olarak bir kahve sözcüğünü Almanca yazdım. Hadi bakalım şimdi o zaman bundan 2 sayfa çıktı alalım. Evet. Gidiyor. İnşallah iyi basar. Merakla bekliyorum. Gel bakalım. Hemen bakıyorum. Oo. Güzel. İşte böyle canlı olması gerekiyor arkadaşlar yazının. Mesela bazen böyle silik silik oluyor ya, o şekilde olmasın. Böyle. Hadi o zaman yapmaya gidelim. Aldım. Eve geldim. Çok harika bir gün batımı var şu anda. Aslında onu izlemeye kaldım. Neyse. Şimdi efendim ne yapıyoruz? Etiket yapacağız dedik. Çıktımı almıştım zaten. Şimdi etiket yapmak için kavanoz ya da bardaklarımıza gerekli olan malzemeler.
bir adet koli bandı, bir adet makas, çıktı aldığımız yazı türü yani kağıt, ılıktan biraz daha sıcak su ve bir tane saç kurutma makinesine ihtiyacımız var. Hadi o zaman bakalım kavanozlarımıza ya da bardaklarımıza etiket nasıl yapıyoruz? Evet biliyorum hazırları var, hatta bende de mevcut ama her kavanozda koyduğumuz malzemenin gıdanın ismi olmayabiliyor. O yüzden istediğiniz karakterde, yani yazı karakterinde istediğiniz büyüklükte bu şekilde kavanozlarınızı etiketleyebilirsiniz. Bardakları söyledim ama çok sık yıkanan bir şey olmasa sanırım daha mantıklı. Hani belki çıkar eder mantığıyla söylüyorum. Neyse, en azından onu da bir yapıp denemek lazım. Ben kavanozları nadiren yıkadığım için, yani böyle genel temizlik yaptığım zaman kavanozların içini boşaltıp yıkıyorum. Önden kavanozlarımı hazırladım, temizledim. Birazdan bunlara fındık, badem, leblebi gibi şeyler koyacağım. Hadi o zaman şimdi başlayalım. Fena bir şekilde ufak tefek cinayetler izlemeye sardım. Bir yandan izlerken bir yandan da işlerimi ihmal etmiyorum. Mesela bugün dünya kadar iş yaptım okuldan geldikten sonra. Şimdi de bu vlogun devamını çekmek istedim. Önce ne yapacağız biliyor musunuz? Önce şu saç kurutma makinesini şuradan bir alalım. Şimdi güzelce bir yudum çayımdan alayım. Özür dilerim. Evet, saçmalayanlar çok oluyor günlük hayatta da. Neyse, kamu spotuna hiç girmeyeceğim. Bandın ucunu bulmaya çalışıyorum. Sanırım buldum. Evet. Önce şöyle düzgün bir şekilde kesiyorum. Bunu ufak ufak ayıracağım çünkü bant uzun yapıştırıldığında buruşabiliyor. Yani çok belli oluyor o zaman. Zeminimizin biraz pürüzsüz olmasına ihtiyacımız var. Yani bandı düzgün yapıştırmamız gerekiyor. Şimdilik olanları yapacağım kavanoz. Fındık var. Ceviz var aynen. Bir kahve diyor. Bunu kenara alıyorum. İhtiyacım yok şu anda. Biraz bademim vardı. Leblebim var. Şu Nisa'yı falan da okuldaki bardağımın dışına yapıştıracağım. O şimdi kalsın. Bardaklarım okulda kaldı. Kesmiş olduğumuz yazılarımıza bandımızı özenli bir şekilde şöyle hop pürüzsüz olacak şekilde yapıştırıyoruz. Etrafının pürüzsüz olması yeterli. İyice şöyle bastırın arkadaşlar. Bastırın ki yazı iyice banda geçsin. Kenarını düzgünce kesiyoruz. Niye düzgünce kesiyoruz? Çünkü bu bant, bandın düzgün olan kısmı şeye yapışacak, kavanoza ya da bardağımıza yapışacak. O yüzden şöyle kenarlarını düzgün bir şekilde kesiyorum. Evet. Fındık badem hazır. Çöplerimizi alıyoruz. Sıra geldi leblebiye. Hazır. Bandımı kenara atıyorum. Bantla bir işim kalmadı. Şimdi sıra geldi. Sıcaktan biraz, pardon, ılıktan biraz daha sıcak olan suyumuza kağıtlarımızı atmaya. Şimdi tek tek atalım ya da hepsini birden mi atalım? Tek tek atalım. Bunu biraz atıyoruz. Şöyle arka olanı çevirerek yazıların banda geçmesini sağlıyoruz. Şurada bu arada ben biraz daha şunları bastırmak istiyorum. İyice şöyle geçsin değil mi? Kağıt iyice ıslanıyor. Şu şekilde, bilmiyorum görülüyor mu? İyice böyle kağıdın beyazlığının griye dönmesini bekliyoruz. Şu anda dönüyor gibi. Ve birazdan ne yapacağım? Bakın. Şöyle lateks eldiven. Bakalım şimdi şunu kenara alalım. Soyulmaya başladı. Gördüğünüz gibi beyaz kısmını kağıdın banttan ayırıyorum şöyle güzelce. Bildiğiniz etiket oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın ne oldu?
şeffaf bir hale gelmiş oldu etiketim. Şimdi leblebiyle başlıyorum. Biraz daha iyice soyulduğundan emin oluyorum. Evet. Aynı işlemi diğerleri için de tekrarlayacağım. Tek şey burada kağıdın iyice banttan çıktığına. Hayır yapma. Ay yapıştı ama Allah'tan çıkmadı. Kağıdın banttan iyice çıktığına emin olmak. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şunu kenara alalım. Şöyle bir üstüme süreyim bu elimin ıslanma. Şimdi saç kurutma makinemi çalıştırıyorum. Arkalı önlü sıcak ayarda. Bir saniye şunları yere alayım. Sıcak ayarda bandı kurutuyorum. Biraz zahmetli gibi görünse de inanın ki yapması da iyi geliyor insana. Ve yaptıktan sonra çok hoşunuza gideceğine eminim. Evet. Yapıştıralım bakalım leblebimizi. Varan bir hazır. Şöyle şurada yaparken de bir yandan konuşalım. Tekrar özetleyelim. Çıktıları aldık. İstediğimiz yazı karakterini, büyüklüğünü ayarladık. Gıda ismini yazdık ya da ne yazacaksak isim de olur. Fark etmez. Ne yazmak istiyorsanız, ne yapacaksanız. Ama bu sadece cam yüzeyler üstünde oluyor. Haberiniz olsun. Ya da Mika'da da olur sanırım. Denemek lazım. Arkadaşlar ne yaptık? Bandı üstüne yapıştırdık. Yazıyı kestik. Daha sonra sıcak suyun içerisine bandımızı iyice kağıdı çıkardıktan sonra şu şekilde ne yapıyoruz? Bakın yazımız banda geçiyor. Şöyle bakın karşıdan nasıl görünüyor şimdi. Bakınız efendim. Gayet de mesela tatlış duruyor. O kadar da belli olmaz canım. El yapımı sonuçta, fabrika değiliz ama bence şu hali bile şu an çok tatlı duruyor farkındaysanız. Şuraya bir yere eklerim. Arkadaşıma mum yapmıştım. Mumun dışına da böyle el yazısıyla mutlu yıllar falan yazmıştım. İsimlerine özel. Bayılmışlardı. Çok hoşlarına gitmişti. Dediğim gibi evde dekoratif mum yapımı videomda yine bu yöntemi bulabilirsiniz. Nasıllar? Birazdan bunları dolduracağız. Güzelce de kapaklayıp yerlerine beraber yerleştireceğiz. Ve final. Evet. Etiketlerin kenarlarını küçülterek tekrar kurutarak yapıştırdım. Size şunu tavsiye edeceğim şimdi. Yaptığım bir yanlışı bahsedeceğim. Bandı yapıştırdıktan sonra bandın etrafını büyük kesmeyin. Şöyle yazının büyüklüğü kadar kesin. Bakın uzaktan etiket belli olmuyor bile. Sadece şeffaf bir kavanoza. Şeffaf ne ya? Şeffaf bir kavanoza. El yazısıyla yazılar yapıştırılmış gibi duruyor. Zaten böyle gelip de yakından bakmayacağımıza göre bu şekilde raflarımızda sağlıklı ürünlerimiz ya da hangi gıdayı kavanoza yapıştırmak, yazı yapıştırmak istiyorsanız bu şekilde şık bir görüntü elde edebilirsiniz efendim. Sıra geldi. Malzemeleri döküp kavanozlarımızın kapağını kapatmaya. Badem burada. Bunlar az kalmıştı ama üstlerine dolduracağım arkadaşlar. Kayısı burada. Bunlar benim sağlıklı beslenme şeysilerim. Gerçekten böyle aralık olarak sağlıklıca tüketiyorum. Evet, kavanozlarını da kapattıktan sonra sizlere artık veda edeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Gerçekten yakından çok şık görünüyorlar. Yazıyı da şeyleri de koyunca bakın hiç belli olmadılar. Onu da söylemiş olayım. Yep. Hazır. Şöyle tatlış tatlış kavanoz kapaklarım vardı. Yürek yürek aşka atsam yalnızım üstüne geçerim. Hoppa. Hazırlar. İşte bu kadar. İsterseniz şuraya YouTube'da bağlayabilirsiniz. Bir deneyelim bakalım bir tanesine nasıl olacak. Şöyle bir tane yapalım. Nasıl duruyor? Bir bakalım. Böyle güzel olursa böyle yaparız. Hem de yazının yönüne. Bakalım. Evet. Şu şekilde kurdele yaptıktan sonra
keselim. Bir bakalım. Ya böyle de tatlış, böyle sade de güzel ama sanki şu daha şık gibi. Ama bunlar arkalarını duracağı için benim şimdi yerleştireceğim kısımdan. Sanki sadesi daha güzel gibi. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Sadesi mi güzel yoksa ip mi bağlayalım? Ona göre sonra da bağlayabilirim. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sizler de evde deneyip yorumlarda lütfen yazmayı unutmayın. Yani şöyle de bir gösterelim üstten. Çok da şık oldular gerçekten. Kapaklara sorun olabilir. Çünkü ben kapak çok severim. Eğer sizde de meraklılar varsa kapağa. Kapaklarım Sarkap. Marketten almıştım. 40 tane falan aldım. Zaten tanesi 16.99 falan da onlu paketin. Onu da buradan söylemiş olayım soranlar olursa. Güzel oldu yahu. Güzel oldu, güzel. Tatlış oldular değil mi? Hadi bakalım şimdi sizi yerlerinize alalım. Tatlış tatlış benim kavanozlarım. Hem de vedalaşalım. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Lütfen denerseniz, deneyecek olanlar deneyip yorumlarda yazmayı lütfen ama lütfen unutmasınlar. Bence şunla daha güzel oldu. Ben hepsine iyisinden yapayım bir ara müsait olduğum zaman. Evet. Sizlerle tüm şeffaflığıyla yapıp paylaşmaya çalıştım. Bugünlük bir videonun daha o zaman sonuna gelmiş bulunuyorum. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Artık araları bu kadar açmayı düşünmüyorum. Bir 12 gündür şu kadar vlog atamamıştım. Bundan sonra tam gaz, eski yazımızla beraber birbirinden faydalı, birbirinden eğlenceli içeriklerle karşınızda olacağım. O zaman haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hatta hafta içi de olabilir eğer bir içerik daha düşünüyorum çekmeyi. Onu da çekebilirsem çarşamba ya da perşembe günü yüklerim. Beğenileri, yorumları ve abone olmayı, çevrenize beğendiğiniz vloglarımı paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.